Necaşi diye bir Allah dostu vardır. Necaşi, Allah ona rahmet etsin. Kimdir bu zat bilir misiniz? Habeşistan'ın lideridir. Habeşistan'da Allah kalbine hidayet vermiş, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ı Caferi Tayyar'dan işitmiş ve Müslüman olmuş bir Hristiyan, üç tanrıcı. Bu itikadı terk etmiş, Müslüman olmuş. Ülkesindeki din ne? Ülkesindeki din Hristiyanlık. Hristiyanlığın resmi olarak yaşandığı bir ülkede Necaşi bir Müslüman olarak o ülkeyi yönetmeye devam etti. Ölünceye kadar oranın kralı olarak yaşamaya devam etti. Ve bu zat öldüğü zaman Muhammed Aleyhisselam daha o gün haber kendisine üç gün sonra ulaştı. Necaşi, dostum Necaşi öldü diye. Muhammed Aleyhisselam daha o gün Cebrail Aleyhisselam bildirdi. Arkadaşlarıyla, sahabe arkadaşlarıyla beraber Necaşi'nin ardından gıyabi cenaze namazı kıldılar. Bakın kafir bir devleti yöneten Müslüman bir lider. Bugünkü oy vermek şirktir diyen Vehhabi Selefiler, Muhammed Aleyhisselam'ı ve dostu Necaşi'yi reddedenler, yalanlayanlar, Yusuf Aleyhisselam'a müşrik diyecek kadar ileriye gidenler, Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam, şirkle yönetilen bir devlette bir bakan oldu, bir vezir oldu. Vehhabi Seleficiler ne diyor? Olamaz. Yönetici olduğu zaman kafir olur. Nasıl kafir olur ya? Necaşi kafir miydi? Muhammed Aleyhisselam gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Hakkında kardeşim diye hitap ediyor. Senin hakkında kardeşim hitabı var mı? Necaşi benim kardeşimdir diyor. Ve bu Necaşi üç tanrıcıların ülkesinde o dini değiştiremeden onlara liderlik ederek öldü. Müslüman olarak öldü. Demek ki insan bazı şeylere gücü yetmediği, bazı şeyleri düzeltememesine rağmen orada yönetici olabilir. Orada istediği yöneticileri seçebilir, oy kullanabilir.